Kurtuluşun rotasında bu bölümde Batı Afrika'da Abidjan'dayız. Durmuş'un rotası başlıyor. Bu bölümde sizlere Batı Afrika'yı, fil dişi sahillerini ve Abidjan'ı anlatacağız. Abidjan bilindiği gibi Batı Afrika'nın en büyük, en ekonomisi gelişmiş şehirlerden bir tanesi. Aslında İstanbul'a çok rahat benzetebiliriz. Her ne kadar gerçek başkenti burası olmasa da bürokrasinin ve ekonominin şehri burası ve biz rotamıza devam ediyoruz. Tekne ile yolculuğumuz başladı. Şu anda burası lagün, yani okyanusun. Okyanustan ayrılma yerlere burada lagün diyorlar. Milyarderler Adası'na gideceğiz. Milyarderler Adası'nda oradaki lüks hayatı göreceğiz. Ve ondan sonra da okyanusun ortasına geçeceğiz. Lagünden çıkacağız. Okyanusun ortasında balık tutacağız. Bugün biraz keyif yapacağız. Yolculuğumuz, rotamız teknede devam ediyor. Abidjan sahillerinde Durmuş'un rotasında bu keyifli püfür püfür esen rüzgarın altında 35 derece sıcaklıkta sizlerle program yapmak ne kadar güzel. Bu keyifli anımı kimsenin bozmasını istemiyorum. Aha, abi gemi geliyor. Eyvah eyvah. Bu üç genç balık tutmaya gidiyorlar. Şu anda ağlarını atacaklar anladığım kadarıyla. Eski Vuzeve Deja Peşe ya, biraz da tutmuşlar. Je peux voir le poisson? Montre-moi. Biraz önce yan taraftaki sandaldan tuttuğum balığı size gösteriyorum. Görüyorsunuz, ben size balık tutacağım dedim. Tuttum. Bunlar okyanus balığı olduğu için lezzeti aynı. Bu arada da iyi sallanıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz adada balıkçılık ve hayvancılıkla geçiniyorlar. Burada yerliler var ve orada aynı zamanda tekne yapıyorlar. Bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Biz de şöyle tuttuğumuz balığı geri sandala bırakalım. Merci mon frère. Burada batan bir geminin kenarından geçeceğiz. Batan geminin mallarına bakacağız. Yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi ben kaçtım. Bu arada gemi hakikaten çok fena çökmüş. Yaklaşık 5 yıl olmuş bu gemi batalı. Bunu buradan çıkarmanın maliyeti herhalde hurdasından daha pahalıya geldiği için burada böylece kaderine terk edilmiş. Arkamda görmüş olduğunuz büyük balık teknesi. Burada okyanusta, lagünde tutulan deniz suyu balıkları daha buraya hiç uğramadan direkt birçoğu gemide işleniyor ve birçok Avrupa ülkelerine gidiyor. Daha çok biliyorsunuz Fransa'ya gidiyor. Yani asıl balıkların büyüklerini daha Afrika topraklarına değmeden direkt Avrupa'ya gönderiyorlar.
Şimdi nihayet Milyarderler Adası'na geldik. Bu arkamda görmüş olduğunuz sahil boyunca Milyarderler Adası. Bu Milyarderler Adası'nı gezmek için gidenler 30 euro civarında para veriyor. Hızlı teknelerle buralara, tesislere geliyor. Neden Milyarderler Adası? Burası daha çok Afrikalı ve Fransız zenginlerin yaşadığı yer. Eskiden normal yerliler, parası olmayanlar kesinlikle buraya giremiyordu, ayak basamıyordu. Şu anda ise yeni yeni tesisler yapılmaya başlamış burada. Milyarderler Adası'nda evler normal bir ev değil. Hepsinin havuzu, hepsinin malikanesi, hepsinin köşk gibi, saray gibi evleri var. Ve bunun yanında birçoğunun bahçesinde gölü bile var. Arkadaşlar, Batı Afrika'nın en büyük limanı Abidjan'da. Batı Afrika'nın bütün yükü, bütün ürünleri Abidjan'dan giriyor ve buradan Afrika'nın değişik yerlerine dağıtılıyor. Lagünle okyanusun birleştiği kanal işte burası, bu gördüğümüz. Biraz sonra okyanusa doğru geçeceğiz bu lagünden. Burası eskiden kapalıymış. Burası kara parçasıymış. Bu sağ tarafımızda lagün de göl şeklindeymiş. Buraya zamanında elle çalışarak burayı kazmışlar ve her harekette, her ufak bir sarsıntıda, depremde yüzlerce, binlerce yerli çalışırken buralarda ölmüşler. Buralarda, ama burası şu anda Abidjan'ı Abidjan yapan, Abidjan'ın en büyük liman olmasındaki en büyük etken olan bu kara parçasının kanal şeklinde açılıp okyanusla lagünü birleşmesi. Şimdi lagünden yavaş yavaş çıkarak okyanusa doğru ilerliyoruz. Gösterebilirsek size okyanus ile lagünün arasındaki o çok tuzlu ile az tuzlu suyun arasındaki birbirine karışmayan çizgiyi göstermeye çalışacağız. Tabi buralarda çok yağmur yağdığından dolayı bazen o çizgiyi net göremiyormuşuz. Ama bakalım, gösterebilirsek sizlere göstermeye çalışacağız. Ve nihayet Atlas Okyanusu'na geldik. Sol tarafımız masmavi sulara bürünmüş Atlas Okyanusu. Sağ tarafımız ise lagün. Dün çok fazla yağmur yağdığından dolayı bugün okyanusta çok büyük dalgalar var. Biz de küçük tekneyle geldiğimiz için çok fazla açılmayacağız. Ama şöyle buradan mavi ile yeşilin ayrımını ben gözümle görebiliyorum ama kameramızın lensi ne kadarını görebiliyor bilmiyorum. Şöyle uzaklara doğru baktığımızda masmavi okyanus ile sağ taraftaki lagün birbirinden tamamen ayrılıyor. Durmuş'un rotasında bugün sizlerle Abidjan'ı, Atlas Okyanusu'nu gezmeye çalıştık. Durmuş'un rotasından bu bölümde sizlerle bu kadar. Yeni bölümlerde, yeni rotalarda, yeni mekanlarda, yeni durumlarda buluşmak ümidiyle efendim bizden bu kadar. Hoşça kalın.